iradeyi gökyüzünden aldığını ileri süren, sultandan alıp millete verdiği, hakimiyeti sultandan halifeden alıp halkına verdiği büyük bir gün. Ama 1 Kasım saltanatın ilga edildiği gün. Asıl tabii. Yetkinin meclise geçtiği gün. Meclisin duvarlarına bir daha silinmemek üzere hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir yazıldığı gün. Bugün iktidardakiler Necip Fazılcı'dır. Onun kininizi, dininizi unutmayın diye devam eden AKP lideri Erdoğan'ın sık sık tekrarladığı şiirinin sonunda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözü meclisin duvarlarından indirilip hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır yazana kadar kıyama devam edilmesi gerektiğini telkin eder. Kıyam dediği ayaklanma. İsyandır. Ayaklanma. Yani olay bu kadar basittir. Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ilan etmişti kendisini. Mutlak bir iradeye, mutlak bir hakimiyete, mutlak bir iktidar gücüne sahipti. Bunu ilk alan Jön Türkler, İttihat Terakki 1908 Hürriyet Devrimi ile İttihat Terakki bu toprakların ilk devrimci kuşaklarından birini oluşturan Jön Türk Hareketi'nin sonucudur. O 1909'daki İslamcı bir darbeyle, Abdülhamit'in desteklediği darbeyle meclis kapatılıp yeniden şeriat ilan edilip kadınların sokağa çıkması yasaklanmış, batılı mektepler kapatılmış, harbiyeliler, mülkiyeliler, tıbbiyeliler, Galatasaray Sultanisi öğrencileri, İstanbul Sultanisi öğrencileri sokaklarda yakalanarak linç edilmiştir. Böyle bir gericilik, böyle bir yobazlıktır. 31 Mart vakası denilen darbe girişimi. Merkezi Topçu Kışlası'dır. O yüzden Gezi direnişinin yıl dönümünde o toplu kışlasını yapamamanın acısını duydukları için her yıl dönümünde gezicilere en ağır hakaretlerle saldırırlar. Saldırdıkları millettir. Sokağa çıkan 11 milyondur. O yüzden onlara bütün seyircilerimizden özür dileyerek ifade ediyorum. Sürtükler, çürükler diye saldırılır. Saldırılan milletin iradesidir. Ben 1 Kasım 2022'de saltanatın kaldırılışının 100. yıl dönümünün bütün millete, bütün mazlum milletlere, bütün o büyük doğu İslam toplumlarına ki o orta çağ devam ediyor onların, hala sultanlıklarla, saltanatla yönetiliyor büyük bir kısmı, hanedanlıklarla yönetiliyor, kutlu olmasını diliyor. Özellikle bu ulusa, bu halka 1 Kasım 2022, 1 Kasım 1922'nin üzerinden geçmiş 100 yılı 2022'nin kutlu olmasını, saltanatın kaldırılmasının 100. yılını unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Bugün bir 100 yıl geride kaldı. Cumhuriyetin başlangıcı budur. Bir yıl sonra, daha doğrusu 11 ay sonra da Cumhuriyet ilan edilecektir. 11 ay, 12 ay sonra da Cumhuriyet ilan edilecektir. Çünkü arada birçok anlaşma vardır. Ama saltanatın, Vahdettin'in kaçmasına sebep olan budur. Suçları vardır artık. Hiçbir yetkisi yoktur. Meclis kaldırmıştır onu. Herkes bekliyor ki başka bir saltanat, bir hanedandan birisinin başa getirileceğini zannediyor. Halifelik kaldırılmıyor önce zaten, devam ettiği için. Zaten Abdülmecit halife yapılıyor. Evet, Abdülmecit halife yapılıyor. Ama adım adım, devrim böyle bir şeydir zaten. Mustafa Kemal arasız devrimler der. Kesintisiz devrimler. Yani bunu solun literatürüne çok yerleşmiş bir kavramdır bu. Kesintisiz devrim kavramı. Altı okun bir tanesi o ya. İnkılapçılık dediği devrimcilik. Tabii. Kesintisiz devrim kavramından söz ediyorum hocam. Bu yani sosyalist literatürde yer alır. Hani milli demokratik devrimden sosyalist devrime geçiş. Demokratik devrimden kesintisiz bir devrimle sosyalist devrime geçiş. Hatta Mahir Çayar'ın Kesintisiz Devrim 1, 2, 3 diye 3 ciltlik bir kitabı bile vardır. Bu Mihri Belli tarafından, Hikmet Kıvılcımlı tarafından ki ikinci Kuvayi Milliyeciler olarak tanımlar kendisini. Çok sık yer aldığı gibi bu kavramın orijinali Mustafa Kemal'dedir. Arasız devrimler der. Çok ilginçtir bu yanıyla. İkincisi hocam 1 Kasım harf devrimi. Mahir Ünal'ı daha yeni tartıştık. Bu Türkçe'ye, annemizin konuştuğu dile, bu topraklardaki çoğunluk nüfus olduğu için belirtiyorum. Kuşkusuz bu topraklarda en az diğer dillerde, Kürtçe'de, Ermenice'de, Rumca'da, Çerkezce'de son derece saygın dillerdir. Hiç itirazım yok. Olamaz da zaten.
Yani yurtseverlik böyle bir perspektifle bu toprakların bütün zenginliğini kucaklamaktır. O anlama gelir. Hakaret eden, Türkçe konuşamadığını iddia eden ki bana sağ olsun dostlarımız Kadir Cangızbay yazmış. Osmanlıca dil değildir diyor. Size de çok saygıları, selamları var. Benim öğrencim. Evet. Çok parlak bir hocama, öğrencim. Hocama selam. Profesör, o da profesörlükten emekli oldu. Çok önemli bir sosyologdur. Çok önemli bir sosyoloji profesörüdür. Değerli bir beyindir. Çok, ben Osmanlıca bir dil değil, şifredir diyor. Şifredir gerçekten. Yazışma şifresidir ya. Devletin kendi arasında, devlet memurlarının yazışma şifresidir. Böyle bir dil yok. Uyduruktur. Bütün şifreler gibi kaybolur gider. Ve kayboldu gitti. Sadece eski belgeleri ve Osmanlıca işte tapu kayıtlarını vesaireyi incelemek için bir uzmanlık kaldı ki Cumhuriyet Osmanlıca'yı yasaklamamış. Dil, tarih, coğrafya fakültelerine bölümleri koymuş ve Osmanlıca'yı öğretmeye devam etmiş. Tabii. Nereden uyduruyorsunuz böyle bir şeyi? Ama bu bir düşünce dili değil. Türkçe derin ve köklü bir kadim dil. Matematiksel olarak da kök dil. Yani kendi kendisini üreten ve geliştiren dillerden biri. Dünyada bu diller son derece az. 5-6 tanedir bu diller. Bilinen dillerden söz ediyorum. Diğerleri sönümlenmiş diller, gelişmemiş dillerdir. Bazı sönümlenmiş diller vardır, bazı ara diller vardır. Varyant diller vardır. Onlar da son derece saygındır. Orada sorun yok. Bakın, her çocuğun annesinin konuştuğu dil saygındır. Birisi diğerinden daha üstün değildir. Kültürel olarak bazı diller gelişir, kaçınılmaz olarak gelişir. Slav dilinde Rusça büyük bir dildir çünkü büyük edebiyatçıları vardır. Büyük edebiyatçıları vardır. İngilizceyi yaratan, bakın, İngilizce sonradan gelişmiş bir ara dildir. Eğer Shakespeare olmasaydı bugün İngilizcenin olup olmayacağı tartışılır hala. İngilizceyi geliştiren insanlardan, edebiyatçılardan biridir. Kelt diliyle Latince ya da Cermence'nin daha doğrusu bir araya gelişiyle eklektik bir dil oluşuyor. Macarca mesela Türkçe ve Fin dilinin bir karması olarak değerlendirilir bazı filoloji uzmanları tarafından. Ara diller vardır böyle. Ama Türkçe kök dildir. İşte Türkçenin fonetiğine, yani sesine, fonetiğine en uygun alfabe, Türkçe alfabe geliştirilmiştir. Bu Latin alfabesine geçiş diye bilinen alfabe devrimidir. Harf devrimidir ya da ABC devrimidir. Hiç kimsenin iddia ettiği gibi hocam, bir gecede kimse cahil olmadı. Osmanlı'da %1-1,5 okuma yazma bilme oranı ve birçok uzman Osmanlı topraklarının hiçbir bölgesinde, en gelişkin bölgeleri dahil Rumeli'de bile okuma yazma oranının %5'i geçmediğini, Müslümanlar arasında %5'i geçmediğini belirtiyor. Tarihi kayıtlar bunlar, araştırmalar, bütün uzmanların üzerinde ittifak ettiği tespitler bunlar. Hangi cehaletten söz ediyorsunuz? Ama sadece 17 yıl içinde her 4 kişiden birini okur yazar yapıyor Cumhuriyet. 17 yıl içinde. 1923'ten 40'a kadar %25'e çıkıyor. Bu büyük bir atılımdır, büyük bir devrimdir. Avrupa'nın batılı ülkelerin 200 yıl önce bitirdikleri bir süreçtir bu. Evet. Buyurun hocam. Evet. Harf devrimi de, alfabe devrimi de, ne dersek diyelim, ABC devrimi de Türkiye'ye kutlu olsun.